Hocam, elimizde olmadan biz mi acaba çocukları yönlendiriyoruz bütün bu tablet kullanımlarına? Yapılan bir araştırmayı söyleyeyim size. 30-35 yaş aralığındaki ebeveynlerin çocuklarından daha fazla ekrana baktıkları tespit edilmiş. Doğrudur hocam, kesinlikle katılıyorum. Bu yaşlardaki kişilerin 30-40 yaş aralığı da olabilir. Anne babalar da kullanıyor. Ben çok duyuyorum. Annem de oyun oynuyor. Babam da sürekli işte şunlara bakıyor. Maç izliyor, haberlere bakıyor. Çocuklar söylüyorlar bunu. Şimdi anne babalar diyor ya hocam çok kullanıyor diye. Aslında ben sorduğum zaman anne babaların da çok kullandığını. Onlar bizim aynamız. Evet. Peki hiç kullanmamalarını mı tavsiye ediyorsunuz? Yoksa bunun belli bir süresi var mı? Yani bu tablet meselesi gerçekten çok evet. Çünkü sıkıntılı bir şey. Yani süresi var. Niteliği de önemli değil mi? Evet, tabii ki. Yani biz niteliğini kaçırmadan önce Dünya Pediatri Birliği'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün ortalama verdiği bir süre var. Yaptığı çok ciddi araştırmalar sonrasında. Der ki 0-2 yaş aralığındaki çocuğunuza mümkünse hiç ama hiç ekran izletmeyin, vermeyin. Hı hı. Çünkü ne olduğunu bilemiyoruz. Ekran ışınları da, ekranın kendisi de zararlı olabilir. Televizyona buna dahil mi? Hepsi dahil. Peki. Ekran dediğimiz hepsi dahil. İkisini bu arada detayları var ama yani tabletin kendimizin kullandığı ya da televizyona bakmanın da televizyona daha pasif oluyorsunuz. Evet. Tablet kullanırken, telefon kullanırken biraz daha aktif oluyorsunuz. Evet. Onun şeyleri var, avantajlı dezavantajları var. İzleme süresi olarak şöyle söyleyeyim. 2 ile 6 yaş aralığındaki bir çocuk için ortalama 20-30 dakika bir sürenin olabileceğini söylüyorlar. Fazlasının zararlı olduğunu ifade ediyor bu bilimsel araştırmalar. 6 ile 9 yaş aralığındaki 45-50 dakika maksimum 1 saat. Peki. 9-12 yaş aralığında da 1-1,5 saate varabileceğini söylüyor. Onlar yine yaşlarına göre ayarlanmış bir takım tabii ki aplikasyonlar gelişim var. Değil mi? Onu seçmek lazım. Ha, geldik şimdi de niteliğine. Şimdi süresi bu. Nitelik olarak da şöyle anne baba olarak biz sorumluyuz. Çünkü sevgili anneler babalar çocuğunuz faydalı bir program izliyor olabilir ya da faydalı bir oyun olduğunu düşündüğünüz oyun oynuyor olabilir. Ama arada çıkan reklamlara hiç denk geldiniz evet, mi? Evet hocam. Neden yapıyorlar korkun hocam bunu? Çok inanılır çünkü gibi değil. Çünkü şöyle bir durum var. Yapay zeka dediğimiz bir şey var değil mi? Yapay zeka o yaş aralığındaki çocuğu biliyor. Evet. Bakın telefonda sizin çocuğunuzun kaç yaşında olduğunu, neyi sevip sevmediğinizi yapay zeka biliyor. Evet. Ve bildiği için de tam ona uygun, onun dikkatini çekecek reklam koyuyor. Mesela sizin çocuğunuzun oynadığı bir telefona, 5,5 yaşındaki bir çocuğun oynadığı telefona asla temizlik malzemesi, ürünleri, deterjan ya da ne bileyim ayakkabı, çanta gelmez. Doğru. Ne gelir biliyor musunuz? Kesinlikle bir oyun tanıtımı gelir. Bir oyun, bazen de oyun kağıtları ile ilgili bir takım şeyler. Yani ne alakası var diyorum. Yani ona çok sinirleniyorum gerçekten. Birden çıkıyor ve mesela çok şiddet içeren bir sahne tak diye. Çocuk birden maruz kalıyor ve şok. Aynen. Valla ben yasaklıyorum. Reklam çıktığında neye bakıyorsak aynen yarım öyle saat bakma süresi var sadece. Ters çeviriyoruz ve biz izlemiyoruz kesinlikle. O bizim oğlumuzla da yaptığımız sesle anlaşma oydu. Değil konuştuk, hocam? Paylaştık. Yani zararlı bir şey olduğu zaman bekler. Çünkü aynen zaten bir süresi var alışık aynen olduğu için. Kapatır, devam eder. Evet. Dedim ya içerik çok iyi olsa da bizim gözetimimizde olması doğru olan o da çok önemli. Belli bir süre veririz ve bizim de gözetimimizde olmalı. Evet, yani çocuklara aman tabletsiz olun, asla telefonu tablete bakmayın demiyorsunuz. Süresi, içeriği, niteliği tabii çok önemli. Tabii ki nasıl kullandığımız çok önemli. Evet. Bunlar çok güzel işler yapabiliriz. Proje yapıp mesela ödül alan çocuklar da var bunlarla. Evet, çok doğru. Çekim yapıp projeyle, aplikasyonlarla, evet, uygulamalarla. Hı hı. Gece gündüz maalesef zararlı oyunlar oynayanlar da var. Evet, aman Allah nasıl korusun. Nasıl kollu, nasıl? Aileler değil mi? Bu konuda çok çok ciddi bir artış var. İnternet bağımlılığında çok zor tedavisi. Önemli olan o aşamaya gelmeden tedbir almak, haberiniz olsun. Ne oluyor çocuklara hocam orada? Çok kötü oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, bazı zararlı maddelerin bağımlılığı var ya, hiçbir farkı yok. Bazıları hatta Allah daha ağır. Allah korusun yarabbim. Çünkü neden biliyor musunuz? Zararlı maddenin zararlı olduğunun bilincinde çocuk. 15 yaşında bir çocuk, örneği vereyim size. O zararlı maddenin zararlı olduğunu ve bunu bırakması gerektiğini biliyor değil mi? Hı hı. Tedaviyi kabul ediyor. Ama günde 12 saat, 14 saat, bazen 18 saat oyun oynayan, internet bağımlısı olan, oyun bağımlısı olan çocuk vazgeçmiyor. Ay, 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 ay. Çünkü o çocuk diyor ki hayır bu da zararlı değil ki bana diyor. O yüzden daha tehlikeli. Evet. Yani bununla ilgili artık zararını anlatamıyorsunuz. Evet. Çocuk bunu algılayamıyor. Hastaneye yatışlar falan da çok ciddi anlamda Allah arttı maalesef. Allah